Hanım geliyor. Hoş geldin Nadia. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz? Biz deyiz. Loca özellikle siz. Evet. Bir hoş geldin de istersen Nagihan'a. Ben kıllandım ama. Bir şeyden ben kıllandım. Aa, aşk olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? İstanbul. Yaşınız kaç? 23 yaşındayım. Hah, aynı yaştasınız. Sanırım. Nasıl Zuhal Hanım? Efendim? Ben şu an hala kıllandım yani. Kafamda soru işareti kaldı. Ne gibi? Biri var ama. Allah Allah. Bir şey söylemeyin lütfen. Bak, üniversite İngilizce öğretmenliği mezunu. Harika. Ne? İngilizce öğretmenliği mezunu. Evet, Sakarya Üniversitesi'nin. Harikasın, bravo. Maşallah. Teşekkür ederim. Daha önce bir evlilik yaptınız mı? Hayır. Daha yeni üniversiteden mezun oldum. Anladım. Güzel. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Tek yaşıyorum. Tek yaşıyorsunuz? Evet, ailem de İstanbul'da ama ben tek yaşıyorum. Neyden dolayı? İnsanın kendi evi gibi olmuyor yani hiçbir şey. Kapıyı kapattıktan sonra böyle rahatça oturmak, televizyon izlemek ya da arkadaşlarının gelip ama gitmesi. Şimdi şöyle bir şey var. Aile gibisi de yok yani. Ailenin sıcaklığı. Kesinlikle. Zaten ailemle görüşüyorum. Çok yakın oturuyoruz. Anladım. Yani ben ailemi mesela benim arkadaşlarım sürekli gidip geliyor. Öyle rahatsız etmek istemiyorum. Kendi evim olunca kimse karışmıyor. Beni izleyerek geldiniz değil mi buraya? Evet, seni izleyerek geldim. Ne kadardır takip ediyorsun beni? Bir haftadır. Bir haftadır. Evet. Anladım. Aileyle yaşamaya karşı değilsin değil mi? Hayır, aileyle yaşamaya karşı değilim. Kayınvalidenle yaşamaya karşı mısın? Senin öyle bir niyetin mi var Serkan? Bugün sordum bunu ikinci kezdir. Ya kafa karıştırıyor biraz. He. İşte baskı falan da yapıyor da hani öyle bir niyetim yok. Anladım. Ama olur ya hani. Olabilir, hayat bu. Yani. Yani isterse. Tabii ki. O da diyebilir yani bana. Olur. Bak, şartlar öyle gerektirirse olur diyor zaten Nagihan'da. Ha, problem yok diyorsun yani. Yok, hayır, problem yok. Anladım. Hayvanları sever misin? Evet, köpekleri özellikle. Kuşları? Biraz korkuyorum ama. Kuşlardan. Evet. Niye? Uçuyorlar falan böyle ısıracak gibi. Kuş bu. Uçması normal değil mi sence? Yok ya, bundan bir iki sene önce falan karga saldırması gibi bir şey yaşadı. Karga. Evet. Karga sana mı saldırdı? Evet. Yavrusunu falan mı ellemeyecek? Nasıl oldu o ya? Yürürken saldırdı. Yürürken de ha diye sana geldi. Evet. Aa, geçmiş olsun. Müzik. O yüzden geçmiş korkuyorum. Olsun. Alfred Hitchcock'un vardı ya Kuşlar filmi. Bir neyi onu yaşamış Nagihan. Yoksa çok sevimlilerdir. Ve doğal olarak uçarlar. Köpeğin var mı? Evet, vardı. Ne, cinsi ne? Golden. Golden? Oo, çok yaramaz oluyorlar ya. Hiç çok yaramaz ilgi, değiller. Çok ilgi oyuncular ama. Sadece. Benim çok de Pitbull'um oyunu seviyorlar. Pitbull'un. Benim de Rottweiler'ım var. Ne diyorsunuz ya? Valla. İki tanem de. Anne oğul. Gerçekten. Onlar biraz saldırgan oluyor. Yok. Tabii. Ama Pitbull'u bilemedim Serkan. Şimdi, gerçekten Pitbull'u mu var? Pitbull'un yetiştirmesine göre benim arkadaşım. Tabii canım, eğitimi doğru verirseniz. Kedi gibi köpek yani şu aynen anda. Aynen öyle, eğitimi doğru vermek lazım. Evet. Bak, erkek arkadaşımın yakışıklı olması, girdiğim ortamda dikkat çekmesi benim hoşuma gider demiş. Evet. Tam doğru yere gelmişsin o zaman, doğru insana. Hoşuna gidiyor bu senin. Evet. Kızların ilgisinden falan rahatsız olmaz mısın? Ya, ilgisinden rahatsız olur mu? Sonuçta benim yanımdayken dikkat çekmesi hoşuma gider çünkü benim. Benim yanımda dikkat çekiyor. Ha, bu benim diyor yani. Onunla gurur. O benim. Bakıyorsunuz ama benim. Evet. Ha. Ben özgüvenli biriyim yani. O yüzden benim yanımdaki adamın da dikkat çekmesi benim hoşuma gider. Çünkü ben de girdiğim ortamda dikkat çekiyorum. Kendime ve güzelliğime de güveniyorum. Bence Serkan Bey bana hayır demeyecek demiş Serkan. Göreceğiz. Boyunuz kaç acaba? 1.68. Topukluyla. Çok? 78 falan. Benim boyumu biliyor musun? Biliyorum ama kadın dediğim biraz minyon olmalı. Yani doğru söylüyorsun da. Minyon. Biliyorsun yani değil mi benim boyumu? Evet, biliyorum.
Bir yorum alabilir miyiz hani? Baha abiden. Baha abisi yorum yap. Mikrofon. Ben tabii çok yakıştırdım. Canı gönülden kabul etmeni isterim. Bak bir de demiş ki Serkan. İsterim. Özgüveni ama... yüksek biriyim demiş. Serkan'ın da kendine güvenini görüyorum. Ego ve özgüven çok farklı. Evet. Serkan Bey egolu değil, çok tartışılıyor diyor bu senin üzerinden. Kendine evet. güvenen bir erkek demiş senin için. Evet, egoyla özgüveni insanlar karıştırıyor. Kendisi evet. de egolu ve hani karakterine yönelik laflar ediliyor. Ama o özgüvenle aslında, özgüveni yerinde olduğu için de kararları net. Ego değil bu, ikisini karıştırmasınlar. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? Efendim Nesla. Ben Nagihan'ım diyorum. Evet. Bence bu sefer evet diyecek ilk defa bir talibine çay içerler. Yani Erkan evet diyecek diye evet, mesela. Evet öyle düşünüyorum. Zuhal Hanım. Efendim. Angelina yapabilir mi? Kıvranıyor da orada. Aa, yapsın kıvranıyor. Evet. Söyle. Zuhal abla yok aslında Serkan Bey ilk önce özür dilemek istiyorum sizden. Estağfurullah Angelina yanlış Hanım. Yanlış cümleyi kullandım bilmedim için. Evet Türkçe ile ilgili demek bir istedim. Evet yanlış kullandım. Eyvallah. İkinci yorum. Çok güzel kız karışıyor duruyor. Yakıştırıyorum size açıkçası. Çay içmeye de seviyorum. Size diyor, sizli bizli, seviyeli bir diyalog. Teşekkür ederim var. Angelina Hanım. Evet, Deniz. Caner abi de yapabilir mi yani? Tabii. Deniz kardeşim de yapsın da. Sana ilk defa olumlu yorum yapıyorum. Gerçekten çok yakıştırdım. Eyvallah. Ama demiş ki çok kıskanç bir kadınım. Kıskanılmak benim hoşuma gider. Kıskanmayan bir erkek benim hayatımda olamaz demiş. Doğru söylemiş. Bu da çok doğru. Doğru söylemiş. Evet Serkan, yani tam aradığın özellikler. Serkan Bey, çok hoş cici bir hanım var. Kesinlikle yemeğe çıkmanızı istiyorum. Direkt yemeğe. Direkt yemek diyor. Uğur çok kardeşim de yapsın. Uğur kardeşi. Nagihan hoş geldin. Hoş bulduk. Nagihan benim eski bir arkadaşım. Hoş geldin. İyi ki tanıyorsun. Tabii, tanışıyorsunuz. Tabii. Nagihan benim eski bir arkadaşım. Çok iyi hanım bir kızdır. Güzel bir karaktere sahip. Yakıştırdım ben. Tanımanı isterim Nagihan Hanım. Eyvallah. Muhammed tabii ki. Hoş geldin. Tabii ki. Ben de çok yakıştırdım. Acayip derecede. Yani güzel bir şey veriyorsunuz. Yani güzel bir resminiz var. Çay değil de yemeğe gidebilirsiniz yani. Herkes kesinlikle. Yemek diyor ya. Kesinlikle. İlk hem defa. Hem de bu ışığında bir yemek. Yemek yemek yemek. Hanife abi. Yalnız burada Gülçin için yiyor. Abi diyor sakın iyi yorum yapmayın diyor. Olumlu yorum yapmayın diyor herkese aa, burada. Evet, Gülçin'i unuttuk ya. Valla baksana ya. Bana da diyor ki de ki Gülçin ben Gülçin ondan daha güzel. Tabii. Bizim her yani özelliklerimiz birbirimize uyuyor. Hala ısrarla bunu savunuyor. Yok yok Serkan kardeşim yakıştınız da. İnanıyorum çaya çıkacaklar. Eyvallah. Şaduan abla. Söyle anne. Serkancığım. Efendim. Çok cici bir bayan. Eyvallah. Bence yemeğe çık tanımaya çalış. Biz çok beğeniyoruz. Ne kopyası ya? Ya bunlar orada didiştiriyorlar. Bunlar benimle uğraşıyorlar. Bu üç. Siz ne oldunuz orada üçlü bir küme? Üç hayır. Soner, Caner Bey ve Şadıman abla orada değişik bir oluşum içerisinde. Evet. Zuhal Hanım üçü de ömrümü tüketti benim. Allah korusun. Yemin ediyorum ömrümü tükettiler. Yapmayın Şadıman ablama. Yapmayın lütfen. Ne oldu Soner? Ay mahvoldu Soner. Yapsın yorum. Ben yorumumu değiştiriyorum. Değiştir. Nagin Hanım ben tanıyorum az çok. Çok sempatik bayan. Çok hoş bayan. Güzel. Tam yanına yakışacak bir bayan olacak. Yemeğe çıkmanı istiyorum. Hayırdır ya? Nereden tanıyorsun? Hayır mı? Aynen. Yani normal bir yorum yaptım yani. Nereden tanıyorsun? Tanıyorsun diyor. Tanıyorum bir yerden. Nereden tanıyorsun? Herkes de tanıyor seni. Tanıyorum. Yakıştırdın yani. Benim? Yakıştırdın yani. Yok yakından değil. Bir yerden yakıştırdın yani. Aynı yakıştırdım. Hem de yanına 10 numara yani. Eyvallah. Herkes yakıştı da olumsuz yorum yok. Ne kadar güzel. Verir miyiz mikrofonu arkaya? Benim şekercim yorum yapacak. Konuş tatlışko. Çok güzelsiniz Zuhal Hanım. Teşekkür ederim. Sen de canım. Serkancığım karşında çok güzel, çok cici. Sana yakışan bir bayan var. Bence yemeğe çıkmanızı isterim. Çok teşekkür ederim. Allah. Serkan. Nagihan da gülüyor bu da halimden çok memnun. Hoşuna gitti değil mi yorumlar? Güzel yani, yorumlar. Tabii ki insanların ne böyle yorum yapması herkes. Serkan'da en çok hangi özellik dikkatini çekti?
Ben gülüş ve bakışa çok önem veririm. Her zaman benim tek gülüşü savunduğum şey, evet, bir insanın ilk ülkesi bakışı ve gülüşü önemlidir. Hı hı. Kendisinde de onu görüyorum. Böyle hani bakışları tatlı, gülüşü zaten. Senin de gülüşün güzel. Öyle. Karşılıklı gülüşüyoruz şu an. Öyle. Çok şekersin. Açıyorum artık ben paravanı. Serkan, merak ettin mi? Bayağı. Bayağı. Peki açılsın paravanımız. Buyurun. Gündüzüm seninle. Gecem seninle. Beyhude geçti bu ömrüm. Derdin, derdin. Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri Stars Orkestrası'na lütfen. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lens mi gözlüğü? Evet. Gerçek? Bağlı rengi. Bağlı. Çok etkileyici konuşuyorsun yalnız. Çok. Ben bir kişiden yorum almak istiyorum. Bir kişiden? Bir kişiden. Tek kaldı kişiden. Mı ya yorum yapma? Kimden? Gülçin'den. Oh. Oh. Gülçin. Ama ben demin sana yorum yaptım. O nasıl yorum yapacak sana? Açın bir Gülçin mikrofonu. Ah ah Gülçin. Canım Gülçin. Ne diyeceğim? Ama ben eninde sonunda Serkan'ı buradan götüreceğim. Eninde sonunda. Kararlıyım. Şimdi sana yorum soruyor. Yani Nagihan'la ilgili bir yorum yapman için. Bence yakışmadılar. Aa, evet yakışmadılar. Onun yanına tek ben yakışıyorum Zuhal ablacığım. Ne yapalım? Kadere bak. Kadere bak. Yok artık. Peki. Tabii bak be, benim gözlerim orijinal lens falan değil yani Serkancığım. Bu birine laf mı çaktı? Anlamadık. Evet. Sen Nagihan'a dön bence. Nerede oturuyordun? Göztepe'de. Göztepe'de karşıda. Orada yakasında. Maşallah. 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 Serkan Bey. Yırtık kot. Buyurun Angelina Hanım. Hala düşünüyor musun? Neyi? Hala oturuyorsun. Düşünüyor musun? Ya biraz bırak, daha biraz tanımaya çalışıyorum. Ya. Dur Angelina. Çık artık. Tamam çıkacağız. Yok seni ilgilendirmez zaten. Aa. Beni ilgilendirmez. Ben görüyorum seni. Çıkacaksan ben seni çık diyorsun da. Çık çaya. Niye? Tamam. Sen hala çıktın düşünüyor diye, musun? Sen çıktın diye ben de mi çıkmam lazım? Hayır. Ama bak kız güzel geldi. Oturuyorsun böyle bakıyorsun. Görsellik bu kadar önemli mi? Ben seni tanıyorum. Biliyorum çay çekeceksin. Hala düşünüyorsun. Ya bak hala beni tanıyorsun, ediyorsun. Bunun iddialarında bulunuyorsun da beni ne? Tanımıyorsun yani. Ben seni tanıyorum. Beni tanımıyorsun. Ben seni çok iyi tanıyorum. Beni tanımıyorsun. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık ama olumsuz oğlanı. Neden? Ya hani ilk bakışta, ilk görüşte bir hoşlantı, bir elektrik olur ya. Sakın beni yanlış anlama. Çok gerçekten güzel bir kişi. Ama ben görselliğe fazla önem vermeyen bir insanım. Bir kadın da seni ne etkiler peki? Bir kadın da beni ne etkiler? Gözünün içine baktığımda... O zaten tartışmaya kapalı bende. Ve Nagihan'ın gözünün içine baktığında o şeyi alamadın. Kusura bakmasın gerçekten. Çok güzel. Gerçekten çok Serkan güzel. Tabii ki güzellik her şey değil. Doğru biraz söylüyor önce da. Çok etkilendim konuşmasından dedin. Beklediğin ne acaba? Saralım mı geriye? Kim söyledi? Yaşar abla. Ben konuşuyorum burada. Yok yok.
geriye saralım mı? Ben öyle bir şey sarmaya demedim. Sarmaya gerek yok. Biraz önce dedin ki konuşması çok güzel, etkilendim, çok etkilendim. Demedim, etkileyici konuşuyor dedim sadece. Etkileyici, etkilendim, aynı şey. Yoksa o çok farklı. Çok çok farklı. Evet. Etkileyici konuşuyor dedim. Etkilendim demedim. Şimdi Serkan, yani hoş arkadaşız burada ama yeri geldiğince hani doğruları söylemek gerekir. Abi sen nasıl bir eş adayı arıyorsun? Nasıl bir zamanı gelince insan zaten arıyorsun? Herkes görecek. Peki. İşte gözlerin içine baktın mı diyor. Bundan sonrası zamanı gelince de anlarsınız diyorsun da sen de söyle de ona göre, zamanına göre yani gelen talepler de ona göre gelsinler. Gelip de burada olumsuz cevabı güzel bayanlar alıp da üzgün bir şekilde gitmeleri bence doğru değil. Niye insan ayrımı siz yapıyorsunuz şu anda size, güzel veya çirkin hayır, diye? Size gelen talep kadar burada belki çok kişiye gelmiyor ve güzel bayanlar geliyor. Ve şimdiye kadar gelen bayanlardan en güzeli de bir bayanlardan biri de yani. Ama güzellik de her şey demek değil i̇şte ya. İşte biliyorum aynen da Zuhal Hanım burada, ama. Bak burada güzel bak, çirkin ayrımı yapmıyor. Yaşı yaşına uygun. Oturuşu duruşu. Giyimi de bence güzel. Ha onu söyleyebilirsin. Münasip giyimi bir adaydı güzel, dersin güzel ama bayan, güzellik hoş bir bayan, şey gülüşü, değil, konuşması. Ya sen bak şimdi Esmira şöyle bir şey var. Ben güzelliğine, götür, giyimine, kılığına, kuşamına hiçbir şey demiyorum. Ben zaten dediğim zaman çatır çatır suratına söyleyen bir insanım. Beni de iyi tanıyorsun buraya geldiğinde. Giyimine falan bir şey demiyorsun diyorsun ama diyorsun. Şu an demedi ama. Şu anda. Hayır, normalde diyor. Bak benim aklımdan, ne geçiyorsa benim her şey dilimdedir. Ben kimseden korkum yok. Bence senin her şeyi aklından ne geçtiğini bile kendin bir karar veremedin. Yok hadi şimdi olumsuz dedim diye niye bu kadar tepki var? Şimdi bir saniye, bir saniye. Hanif abi de dinleyin. Şimdi Serkan, yüklenmeyelim Serkan'a. Neden yüklenmeyelim? Bence benim adım Hanif Ceylan, saçlarımı tekrar kazıtacağım. Angelina ile burada görüşecekler. Serkan. Serkan. Angelina'nın konuşmaları Serkan'ı etkiliyor. Ve Serkan da ona bir başka bakıyor. Bunu hepimiz anlıyoruz. İkisinin arasında bir frekans var. O frekansı keselim bence Zuhal Hanım. Öyle bir frekans yok yani. Ben kesin ve net bir şekilde de söylüyorum yani. Söylediğimin sözlerin ben her zaman arkasındayım. Sen herkes böyle güzel farklı bir kızı beğenmezsen hiç kimseyi beğenemezsin anne, oğlum. Anne karşımda oturan hanımefendi de çok gayet güzel bir insan. Gayet düzgün hanım hanımcık. Anlayalım ne? Biri mi var aklında? Ama şimdi burada çok insana... Biri varsa söyle. Şarmalı, çok insana çok talipler geldi. Lütfiye de bunlardan bir tanesidir. Mesela hep hayır diyor. Ama hani aklında şu an kimse yok. O beklediği insanla henüz karşılaşmadığını düşünüyor. Serkan da bugüne kadar zaten de yeni geldi. Yani karşılaşacağım zaman buradan çekip şey, gideceğim. Evet, bunu herkes güzel, de biliyor. Çok güzel, çok cici, çok şeker. Ama güzellik benim için ön planda değil yani. Evet, işte o gözlerine baktığımda diyor o aradaki şey. Gerçekten çok güzel bir evet, insan. Evet, evet, evet. Çok çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Peki şöyle yapalım Nagihan. Sen bizimle lojada devam et. Başka tarifler aralayayım istersen. Gel misin? Bence kal. Gülüşü güzel değil mi? Gözlere güzel bakan. Evet, tabii ki. Aynen. Evet, bekliyoruz senin hocamıza. Bir vedalaş istersen Serkan'la. Çok teşekkürler. Peki, şimdilik uğurluyoruz sevgili Nagihan'ı. Sonra bizle adaylarını arayacak. Çok memnun ben de olsun. Memnun oldum tatlım. Peşimden koşanlar nerede hani? Kalbini açanlar nerede hani? Aşkıma coşanlar. Angelina, şöyle gelir misin rica etsem? Söz oradan çünkü konuşsun ya, oradan konuşsun. Bence böyle gelsin. Gel Angelina, gel gel. Gel. Şu meselenizi bir kapatın, kozlarınızı paylaşın. Neyse açık açığa çıksın. Sürekli çünkü tamam, bu konu dönüyor. Birkaç dakika için oturalım. Tamam, ben rica ederim. Ben istiyorum Serkan. Olur mu? Size can feda. Yani Serkan meselesi açıldığında ya da bir talibi geldiğinde ya da senin hep böyle ya senin ismi ya onun ismi geçiyor. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor mu? Bizim bir haberimiz yok. Birbirinizden hoşlanıyor musunuz? Nedir? Ben de öyle bir şey yok. Serkan sen gerçekten buraya gelen kızlara herkese hayır diyorsun. Bence bu kız geldik. Kızlardan şu anda benim için güzel bir şey söylüyorsun. Bak benim için güzel bir şey söylüyorsun. Beni tanıdığını iddia ediyorsun. Bak yapıyorsun. Beni tanıdığını iddia ediyorsun. Karakterimi bildiğini iddia ediyorsun. Ama ben bir kızın gözüne baktım mı etkilen gelsin isterse. Hiç sıkıntı yok. Biliyorum. Okey. Biliyorsun hala bunu niye söylüyorsun? Hangi kızlardan hoşlanıyorsunuz ama?
Tanıyormuşsun ya beni. Ama Hanife'ye böyle uzaktan görünce hoşlandığın için buraya geldim. Tamam, Hanife'den hoşlandığım için geldim ben zaten buraya. Burada ben herkesin gözünün önünde iki kere Hanife'yi de kaldırdım. Peki bir tip olarak anlatabilir misin? Tip olarak hangi kızlardan hoşlanıyorsun sen? Ne olarak? Tip olarak hangi kızlardan hoşlanıyorsun? Tip benim için önemli değil ki, bak idrak edemiyorsun kısa herhalde. Kısa böyle söylüyorum, uzun böyle Angelina. Hiç önemli değilsin için. Bak söylüyorum, farkındaysan. Tip benim için önemli değil. Tip her zaman ikinci planda. Ölüp gittikten sonra... Anladın mı? O toprak olacak yani. Başka o güzellik, sebebi o görsellik, yok. Bu benim için, herkes için geçerli. Başka sebebi yok neden herkese hayır? Başka sebebi hayır yok. Emin ben misin? Gözünün içine baktım, etkilendim mi zaten alır giderim diyorum. Herkesin gözünün önünde. Ben Serkan'la nasıl konuşacağımı bilmiyorum şimdi. Serkan'la? Seninle nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Niye? Ama sürekli bana bir şey Angelina Hanım yorum yap. Bir şey söyleyebilirim. Allah, bak şimdi yapma ya da Angelina desem kızıyorsunuz. Başka bir şey desem kızıyorsunuz. Hanım deyince de kızıyorsunuz. Ya ben size nasıl hitap hayır, edeceğim? Hayır, ben sana hiç kızmıyorum. Kızıyorsunuz. Hayır. Yok, farkındaysam ben hanım diyorsun, şunu diyorsun, ben bunu diyorsun. Alıştım, bakıyorum sen burada talip bakıyorsun. Angelina. İnşallah mutlu olursun. Serkan'dan hoşlanıyor musun? Ben şöyle söyleyeyim. Ben Serkan'a tanıyorum. Tip olarak uygun ama onun davrandığın burada düzgün değil. Yani bana göre. Çünkü yani senin beklentilerine mi cevap veremedi acaba? Yani beklediğin olabilir. Bir şeyler mi vardı Serkan'dan? Olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü ben bunu ne bekliyorsun Serkan'dan? Ne bekliyordun ya da ilk buraya geldiğinde ya da hala? Ya bana talip olarak çıkacaktı, bekliyordum. Ha. Söyledim. Ama sonra ne olduğu anlamadım. Hala bir şans anlamadım. İstese senden verir misin? Benden özür dilemek lazım. Özür de dileyecek, evet. Bir de şans isteyecek. Düşüneyim, bilmiyorum. Şans. Hayır hayır, öyle bir teklif yok. Ben soruyorum. Hayır hayır. Sen niye varmış gibi bir hayır, düşün. Heyecanlandı şu anda. Ben yalancının tekilim Zuhal Hanım, biliyorsunuz. Burada başka, lojdan başka bir insan otursa o kadar zor... Kendi hissetmeyeceğimi. Ben yani ben bir kadın olarak naçizane şu an ikinize bakıyorum. Ben insanın vücudundan da biraz anlarım. İşim dolayısıyla da. Kadın olarak da. Bilmiyorum, vücut dilin, bakışların, duruşun, oturuşun, ses tonun sanki hoşlanıyor, bir şey hissediyormuş gibi geliyor bana. Tabii yanılıyor da olabilirim. Ben ne kadar hoşlansam bile bana karşı erkek hep benle ilgilenecek, hep benle uğraşacak, bana hoşlandığını gösterecek. Ben bunu bekliyorum. Ne kadar yakışıklı olsa, ne kadar yani onundan hoşlanıyorum olsa, ben hiçbir şey yapamam. Erkek peşine olacak. Peki, ben cevabı aldım. Serkan. Gene söylüyorum Zuhal Hanım. Bir şey yok ve olamaz diyorsun. Peki Hanife ile ilgili bir açıklaman varmış sanırım. Onu da dinleyelim tabii. Yani şimdi herkes bekliyor zaten bu açıklamayı. Evet, Hanife evet. Yok, neden yok diye. Burada ben herkesin gözünün önünde iki kere adım attım ona. Kaldırdım, buraya getirdim. Siz de gördünüz. Nedenini bilmiyorum ama o gitmeyi tercih etti. Şimdi böyle durumda ne denir bilmiyorum. Hakkında hayırlısı olsun. Ben onun için çok çabaladım. Herkes de gördü. Benim içim rahat o konuda. Ben de bu arada çok üzüldüm Hanife bugün görmediğim için. O benim yakın arkadaştı. Biz yani iyi arkadaşız. Ona karşı hiçbir problem yok. Gitmesin, ama şöyle evet. Bir şey var. Ya gitmesi, neden gittiğini hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bunun seninle dediğim alakası gibi, olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Tam kestiremiyorum şu anda. Gerçekten bilmiyorum yani. Ya bunun faturasının da bana kesilmesini hiçbir zaman istemem. Yok, son zamanlarda iyi değilim, psikolojim bozuldu biraz, dinlenmek istiyorum falan da diyordu. Ama hani... Olabilir, bir şey diyemem. Dediğim gibi benim için mi gitti, benim için gitmedi mi, sizin dediğiniz gibi psikolojikman baskı altında da olabilir. Her yerden zaten. Biraz kafası karışıktı onun. Dinlenmek iyi gelecek demek ki. O... Peki, gelirse eğer... Sizin tekrar bir şansınız olabilir mi bir araya gelmek? Zuhal Hanım, yani hala senin aklında Hanife sanmam. Var mı? İnsanlık olarak gerçekten çok iyi bir insan. Evet, çok öyle. Düzgün bir insan. Evet, evet. Aksini iddia eden varsa da karşı çıkarım. Açıkça söylüyorum yani Hanife hakkında.
çok gerçekten hanım hanım düzgün bir kız. Kimse onu dışarıda tanımıyor. Ben bir hafta tanıdım, bu bana yetti zaten. İyi bir aksini iddia edene yani. Gene diyorum karşı çıkarım diye arkasında durum. Çok iyi yüreklidir Hanife. Çünkü ben böyle gördüm büyüklerimden. Hani iyi ise iyi, kötü ise kötü ama önünde her zaman ben dururum. Arkamda durur yani. Bravo. Dediğim gibi Zuhal Hanım. Çok örnek bir davranış sergiliyor. Neden o zaman gitmeden önce peşine gitmedin? Nereden biliyorsun? Burada görmedim. Burada görmedin. Her şey burada yaşanmıyor. Tamam, dışarıda olabilir. Burada da göster. Bak gitti şimdi yok. Tamam, olabilir. Benim peki ben bir şey sormak istiyorum Serkan. Tamamen bitti mi kafanda Hanife? Bitti. Ciddi bir şekilde. Ben ondan çünkü hoşlanarak geldim buraya. Biliyorum. Kimseye de kulak asmadım. Herkes ön yargılı yaklaşırken dediğim gibi ben her zaman önünde durdum. Herkese karşı da savundum onu. Bu da bile. Benim hakkımda da kötü konuşamaz. Tanıdığı için yani bir hafta sürecinde. Hakkında hayırlısı olsun. Gelir hayırlısı gelmez olsun. Bilemem. Hayırlısı ama gene olsun. Diyorum çok düzgün, çok iyi bir insan. Ama benim kafamda Hanife tamamen bitti diyorsun. Bunu da açıkladı Serkan. Peki Angelina, sana şunu hatırlatmak istiyorum. Sen geçen hafta demiştin ki eğer bir gün Hanife ile biterse belki talip olurum. Şu an bittiğini açıkladı tamamen. Yok, talip olurum demedim. Ben dedim belki benden özür dilerse o zaman affedebilirim. Çünkü bana göre sen çok yalan söyledin buraya geldiğinde. Bak hala, evet. Hala aynı şeyleri söylüyorsun. Tamam, ben gözlerimi kapatıyorum. Hiçbir şey demiyorum. Sadece senin yaptıktan için benden özür dilemeni bekliyorum. İnsan olarak. Yaptıklarım için derken? Evet. Ne yaptı burada ki? Herkes diyorsun yok hayır ben Hanife Angelina şimdi şöyle bir şey bak. Ben doğru değil. Hanife'den doğru değil. Hoşlanarak geldim. Hayır, sen diyorsun ki değil. Bana Hanife'yi istemiyorum, şunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Elimde bir sürü mesaj var dedim. Pazartesi Lurita ile beraber artık bir koalisyon mu yapıyorsunuz ya. Aranızda çözemedim. İkiniz de birbirinizi savunuyorsunuz. Sonra diyorsun. Bak Zuhal Hanım da dedi getirin. Yok getiremiyorsunuz. Bak sürekli yalancı diyorsun. Farkında mısın? Ben yalancı çözemedim diyorsun. Gerçekten. Bak yalancı dediğin halde özür dilerse olurum diyorsun. Hayır, anlar. Nasıl bir çelişki içerisindesin? Kendinle çelişiyorsun. Belki de şu anda. Onun güldürme için geldin. Ben ne bileyim. Belki de sonra onu güldürmek başardım. İçin geldim zaten. Ama ilk gün geldin. Ama o bunu istemedi. Değil, onu diyorum. Ne? İlk gün geldin, çıktın, talip olarak çıktığın tamam, zaman çıktım, doğru ona değil. Çıktım. Hayır. Hayır doğru. Bilmiyorum senin orada. Ona ne çıkmasam oldu dışarıda? Bir gün iki gün dururum, çeker giderdim. Senin için gelmiş olsaydım, bak farkındaysan Hanife ile ilişkimiz. Kaç gün oldu biteli? Gene sana talip biliyordum oldum. Zaten. Haksız mıyım Zuhal Hanım? Biliyordum evet, zaten. Evet, ikiniz de daha doğrusu Serkan böyle bir şey olmadığını ve olmayacağını söyledi. Peki, kısa bir reklam aramız var efendim.